Beyler Eyüboğ, bu işin lideriyle 40 milyon dolarla şeyde yakalandı PKK'ya para götürürken. Şimdi Rauf Arifoğlu şimdi sizin iktidardan yanadır. Her Allah'ın günü Rauf Arifoğlu yeni Musabat'ta manşetten verildi. Bunu onun gazetesinde de var. Dolayısıyla bakın Ronayi Derneği'nin büyük bir teşkilatı vardı. Bunun başında o ki olan adamın profesörün oğlu Hacer vardı. Hacer. Azatlık harekatından sonra kaçıp Moskova'ya gitmişti. Ve Kızılay Bay Muslo vardı. Muslo da Kazakistan'a kaçmıştı Ekibey iktidarında. Ama Beyler Eyüboğlu'na Muslo amcaoğluydu. O Muslo Kelbecer'de 1998'de Kızıl Kürdistan'ı kurmuştu. Bilmem bilir misiniz bunları? Dolayısıyla öyle nasıl ki Abilfaz Bey iktidara geldi, o da kaçtı şey yani nedir Kazakistan'a gitti, bundan bir yıl önce mi ne öldü. Bu Hacer denilen de o dediğim Ronayi Derneği'nin başkanının oğluydu. O da Moskova'ya gitti. Ama o Ronayi Derneği işliyordu. Abdullah Öcalan'ın bunları biz elimizden şey yaptık. Öcalan'ın şekilleri üniversitede, devlet üniversitesinde talebelerin göğsündeydi. Düğünlerde, şurada, burada hep onlar şey yapıyorlardı. Bırakın onu Azerbaycan'ın içinde bizneslik yapıyorlardı. Kahvehaneler işletiyorlardı. Hatta bir iki tanesini biz şey yaptık, tespit ettik. Baki icra başçılığının karşısında kahvehanelerini kapattırdık bizim zorumuz olarak. Balaca bir şey yok. Diplomat şeyi Kürtçe çıkırdı. Devlet şey yapıyordu. Nedir? Finanse ediyordu. Donay Derneği'nin devlet vermişti. Yani hala da öyle. Hala bakın Azerbaycan parlamenti PKK'yı terör teşkilatı olarak kabul etmemiştir. Hala. Bizimkiler ahmak. Hala kabul etmemiştir. Bəli, tam doğru. Bu barədə danışan VİP sədri Əli Əliyev idi ki, nəyə görə Azərbaycan PKK-nı terror təşkilatı kimi tanımır və Əli Əliyev bugün həbsxanadadır. Mənə zəhmət olmasa Hele deyərdiniz, işte Turqut yani bəy, bunlar bakın beni niye dediniz siz? Bunları ben her gün bu barada Azerbaycan o vakit televizyonlarında böyle Türkiye televizyonlarında gazetelerinde devam muhalefet gazetelerinde benim demeçlerim vardı. Haydar Bey'in bize söylediği bizim büyükelçiyle istihbaratçıya söylediği şey çağırıp Turgut Bey PKK bahanesinde bizim üzerimize çok geliyor. Aynen tabii bu. Onun için burada bir gün duramayacak. Bir de tabii gerekçe muhalefete yardım ediyor, destek ediyor. Benim ne pulum var ki ne yardım edip ne destek olacağım. Yani Turgut Bey, Dolayısıyla siz mesela Beyler Eyüboğ'un adını çektiniz. Ama evet, Beyler Eyüboğ, arada çekiyorum. evet, Ölene kadar da çekerim. Beyler Eyüboğ'dan da yukarı pillede olanların yani Kürt bağları bize malumdur Azerbaycan ictimaiyetine. Yani bu simpatisi PKK'ya sizce onun arkasında ne denir? Mesela Heydar Aliyev hakimiyyətdə qalmaq üçün özü əmr vermişdi ki, PKK-çılar Azərbaycana gəlsin, hərbçilər Azərbaycana gəlsin. Bu barədə Osman Qızı kanalda Rəsul Quliyev, o zaman parlamentin spikeri də danışmışdı ki, o özü dəvət etmiş ki, onlar canavar kimi oğlanlardır, gəlsinlər və s. çağrılırdı. Bir əməkdaşlıq var idi, hərbi əməkdaşlıq var idi. Yəni sizcə nə bağlayır Əliyevlər hakimiyyətini PKK ilə? Ha, çünkü Aliyev özü kurdurmuştu. Kimle beraber bilirsiniz mi? Primakov'la beraber özü. Bu Suriye Cumhurbaşkanı Hafız Esad Haydar Bey'le yakın işleyen adamdı. Hanımefendi ben bunların hepsini yaşadım. Bunlar rehberliğiyle
Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın rehberliğiyle bu şimdi bizim aptalların dost dediği Filistin Kurtuluş Teşkilatı'nın başında, askeri teşkilatının başında George Habbaş vardı. O George Habbaş'ı full verdiler ve PKK'yı ona eğittirdiler Beka Vadisi'nde. Yıllarca Suriye Devlet Başkanı ve Filistin askeri teşkilatının başında bulunan George Habbaş, bunlar hep beraber ilk önce Amerika batı matı yoktu PKK'ya eğiten. PKK'yı kurduran Primakov'la Haydar Aliyev'di. Onun için müdafiye edildi. Bir de bir sohbet var. Onu ben pek o kadar önemsemiyorum. Haydar Aliyev Yezidi Kürt'ü. Valla benim bildiğim bu Kürt de değil. Anası neyse Haydar Aliyev'in babası da o. Dolayısıyla yani o zamanki komünist şeyin partisinin veya SSR'nin en büyük siyaseti Türkiye'yi burada parçalamaktı. Kurduran kim? Adı nedir? Komünist İşçi Partisi hanımefendi. Kurduran Haydar Aliyev'den Primakov. Haydar Aliyev'in vazifesi neydi? Vazifesi şuydu. Orta Doğu'dan İslam ülkelerinde sorumlu bir şey. Başbakan yardımcısı aynı zamanda. Kurduran o. Hatta Asalay'ı kurdurduğunu da Ermenistan'daki bilmem hangi parti işte o Asalay'ın bağlı olduğu partinin başkanı gazeteci Nurani'ye o şeyde Erivan'da bir mülakatta söylemişti. Biz kurdurmadık dedi Asalay'ı. Gidin özünüzde şey yapın. Çünkü o zamanki KGB'nin en büyük güçlü teşkilatı Bakü'deydi dedi. Kim o vakit şeyin başında? Haydar Aliyev. Şimdi yani müdafası Azerbaycan'ın müdafasının temeli bu. Kurduran o Aliyev ailesi. Şimdi peki. Tugay Bey, size bir sualım var. Bugün Cumhurbaşkanı aldılar görevden ya. Niye Beylerbeyoğlu almış? Sizce çok maraklı sualdı. Turgut Bey, herhalde biz Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya ve İsveç'e deyir ki siz Suriye'deki PKK'nı tanımırsınız terör teşkilatı olarak, ama Finlandiya PKK'nı terörçü teşkilat olarak tanımış Azerbaycan'dan farklı olarak. Peki evet. İlham Əliyev'le görüşende ona kardeşim diyende niye göre Cumhurbaşkanı demir ki bak niye Azerbaycan İndiya'daki PKK'nı terörçü teşkilat kimi tanımır? Sizce niye? Bana mı değilsiniz? Ben evet. Söyledim size baştan. Bakmak bununla. Böyle devlet ne demek? Benim hala bırakın Azerbaycan parlamenti, bak demin de dedim, PKK'yı bir terör teşkilatı olarak kabul etmemiş. Bir sürü devletler terör teşkilatı olarak kabul etmiş, onlar etmiyor. Arif Bey, siz nece düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim Turgut Bey. Asıl sorulması gereken bu. İşte kurucu kendileri. Kuran onlar. Arif Bey, hala Putin'e bağlıdırlar, Rusya'ya bağlıdırlar. Rusya'nın emelleri henüz Orta Doğu'dan ve Türkiye'ye karşı, Türk dünyasına karşı zayıf olmamış ki. Hala devam ediyor. Yani Stalin'in veya Kruşçov'un veya bilmem şeyin nedir, diğer o başçıların takip ettiği siyaset kalktı mı şeyden, Rusya'dan kendisine bağlı kim var? İlham Aliyev kullanıyor işte alabildiğine, istediği gibi. Teşekkür ederim Turgut Bey. Arif Bey, siz ne düşünürsünüz? Buyurun. Ona da Turgut Bey çok maraqlı məlumatları verdi. Aslında Turgut Bey'in Azerbaycan'dan non grata elan edilmesi Turgut Bey'in bu PKK meselesini bağlı araştırma aparmasıyla bağlıydı ve Turgut Bey bunu yine de təsdiqlədi. Ve ben tam razıyam ki aslında o vaxtı ile PKK'nı SSR yaratmıştı
Fəhlə Partiyası, SSR də fəhlələr ölkəsi idi. Fəhlə Partiyası və PRK-nın yaradılmışdı. SSR KQB-si və birbaşa bu məsələ həvalə edilmişdi Azərbaycan KQB-sinə. Ona görə ki, həmi yaxınlığına görə, həm də o vaxtı faktiko Primakov, yəni hamı bilir ki, ümumiyyətlə Heydər Əliyevi hakimiyyətə gətirən adam Primakov olmuşdu, uzun bunların əmək yaxşı münasibətləri var idi və birbaşa əslində bu sahədə, bu PRK-nın yaradılmasında onun uğurlarına görə Azərbaycanda da yüksək vəzifəyə gətirilmişdi. KQB-dən, yəni Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katib vəzifəsində. Ocalan əslində o Türk kəşfiyyatına verdiyi məlumatla bir çox məsələləri təsdiqləyir. O cümlədən Azərbaycanda bu ən güclü şəbəkənin Azərbaycanda olduğunu təsdiqləyir. Və bu məsələ də həqiqətən də çox ciddi məsələdir ki, indiyənə kimi bəlkə bölgədə PKK-nı terror təşkilatı kimi tanımayan ölkə tək ölkələrdən biri Azərbaycandır. Finlandiya tanıyıb, Avropa Birliği ölkələri terror təşkilatı kimi tanıyıbdır. Azərbaycan parlamenti tanımayıbdır. Və bu yax, dünən 2-3 gün bundan öncə administrasiyasının parlament katibliyinin rəhbəri Safo Mirzoyevin kənarlaşdırılmışdı, amma elə Ocalan onunla da bağlı öz ifadələrində bildirmişdi ki, Safo Mirzoyev bizim Azərbaycanda koordinatorumuz kimi. Yəni, və bu adam o vaxtlardan, yəni elə Ocalan ifadələr verəndən sonra bu vaxta kimi o parlamentin aparatının rəhbəri vəzifəsində çalışırdı. Amma bilirsiniz ki, parlamentin aparatı rəhbəri parlamentin bütün işlərini həll edən adam olubdu və bu məsələnin qaldırılmamasını uzun müddət, yəni bu məsələnin parlamentdə müzakirə çıxarılmaması üçün əlindən gələn idi. O ki, qaldı, deməli, Bəylər Yubovla da bağlı, o 40 milyonla bağlı. Bu barədə məlumatlar o vaxtlar yayılırdı və səfərlərinin birində bilmirəm nə qədər düzgündür. Bəylər Yubov saxlanılmışdı Türkiyədə və Əliyevin müdaxiləsindən sonra onu hansısa şərtlər əsasında onu azadlığa buraxılmışdı. O bir müddət Türkiyədə faktiki olaraq saxlanılmışdı. Rövnəq Abdullayevlə də bağlı buna oxşar addımlar atılmışdı. Naxçıvandan PKK-ya neft məhsullarının daşınılması ilə də bağlı mətbuatda, o cümlədən Türk mətbuatında, Azərbaycan mətbuatında da bununla da bağlı çoxlu məlumatlar var idi. Və hansısa müddətdən sonra bu kanal bağlanılmışdı. Bu çox ciddi şəkildə pul və yanacaq PKK-ya daşınması, yəni Naxçıvandan daşınması ilə bağlı bu Türk kəşfiyyatı MİT bunu araşdırmışdı və bu kanalların yolları bağlanmışdı. Bu günləri vəziyyət necədir, onu tam deyə bilmərik. Ancaq mən də keçən dəfə bu Türkiyənin Finlandiya, yəni bu ölkələrdə, Finlandiyada ola bilsin ki, hansısa fəallar siyasi sığınacaq alıblar və orada yaşayırlar. Amma oradan əminəm ki, nəinki 40 milyon, heç 40 avro göndərmək imkanı yoxdur. Yəni, bu ölkələrdə o qədər ciddi maliyyə nəzarəti var ki, bu ölkələrdə bu adamlar, tax deyilab, Kürt hərəkətində simpatiya olan adamlar, ölkələrində gedib orada, bilmirəm, sosialda 800 avro pul alırlar, ancaq onların hansısa ciddi nəsə etmək imkanları yoxdur. Və düşünmək ki, Finlandiya hansısa maliyyə yardımı versin, ya nəsə bu ümumiyyətlə mümkün deyil. Bu adamların, tutaq ki, həbs edilib Türkiyəyə verilməməsi ilə də bağlı, bunu da bilirsiniz, Sevinç xan, bu ölkələrdə elə sistemdir. Birincisi,
siyasi sığınacaq Arif vermək Bey, eğer qərarını. mümkündürse biz başka mevzularımız da var. Ben burada bu Yaxşı, mevzunu gene tamamlayardım. Teşekkür ederim bu size. mövzu için belki de Turgut Bey'le ayrıca bir verilişe ihtiyaç olacaktı. Ona göre bu çok maraqlı mövzudu. Ve bu mövzunu mən hesab edirəm ki, ayrı verilişe ihtiyaç olacaktı. Turgut Bey ola bilsin digər bu sahəni daha yaxşı, məndən də yaxşı bilən adamlar danışsa, mən hesab edirəm ki, izleyiciler için de maraqlı olur. Ve burada yazılanlardan görünür ki, insanlar bu mesele ile çok maraqlanırlar. Teşekkür ederim size. Sabiq diplomat ve Azadlıqdan Tiranlığa kitabının müellifi Turgut Er. Teşekkürler Turgut Bey.